idi ve ondan da Canan Kaftancıoğlu yararlandı. Ama zaten Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayla AK Parti istediğini elde etmişti. Bir hasmını, bir siyasi hasmını sözde hukuki yollarla ve gerçekte siyaseten tasfiye etmiş oldu. Yarın bir örneği daha görülecek. Bu kez yarın İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası görülecek. Ve bu davada Ekrem İmamoğlu bu kez tweet atmak da değil, cevap vermekten ötürü, yani kendisine dönük bir eyleme cevap vermekten ötürü yargılanıyor. Yüksek Seçim Kurulu kendisine hakaret ettiği, ahmak diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İmamoğlu, ben Yüksek Seçim Kurulu'nu kastetmedim, bana sataşan İçişleri Bakanı Soylu'ya cevap verdim diyor. Buna rağmen YSK üyelerine ahmak demek suretiyle hakaret etmekten kendisi hakkında bir dava açıldı. Yarın karar duruşması var ve bu karar duruşmasında mahkeme yine hukuki yönelikte siyasi bir hükme vararak İmamoğlu'na hapis cezası verip 53. maddeyi devreye sokabilir. 53. maddeyi devreye sokması ne demek? O da şu demek, İmamoğlu'na siyasi yasak gelebilir. İmamoğlu siyasi yasaklı hale getirilebilir. Bu kez AK Parti yine seçime bir yıl kala Canan Kaftancıoğlu dışında hem de bir cumhurbaşkanı adayı kalibresinde başka bir rakibini yine bu yollarla tasfiye edebilir. Osman taş atmış, yumruk atmış 2,5 yıl. Canan Kaftancıoğlu tweet atmış 4 yıl 11 ay. İhtimal İmamoğlu laf atmak bile değil. Cevap vermekten, kendisine dönük sataşmaya yanıt vermekten yargılanıyor. 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor yanlış hatırlamıyorsam ve siyasi yasakta otomatikman getirilmesi isteniyor. Şimdi Osman düşünürken, konuşurken aklıma geldi. Dönüp bakacağım. Söz sana geçtiğimde ben gene dönüp bakacağım. Acaba Osman Sarıgün'e, inek hırsızı Osman'a siyasi yasak gelmiş mi? Dönüp bakacağım. Karar elimde, inek hırsızı Osman'a siyasal yasak getirilmemiş olabilir. İnek hırsızı Osman AK Parti üyesi olmaya devam ediyor olabilir ki... Yani ben söyleyeyim, terör suçu evet. olarak görülmediği için aslında bu terör suçudur. Hayır, yani, hakaret de terör suçu değil. Burada hayır, şeyde yani Osman, sen, Osman Sarıgün, Osman Sarıgün'den bahsediyoruz. Osman evet, Sarıgün'ün evet. basit yaralama terör suçu basit değil. Basit yaralama. Terör suçundan hüküm giyseydi, terörle alakalı bir suçtan hüküm giyseydi, seçme ve seçilme hakkı bir süreliğine elinden alınacaktı. Bu var. Yani ama aslında eylem... Ama inek hırsızı Osman Sarıgün saygıdeğer bir vatandaş olduğu için, makbul bir vatandaş olduğu bu için... Bu arada ben saymadım ama Osman Sarıgün'e sürekli inek hırsızı diyorsun. Osman Sarıgün'ün sanıyorum inek hırsızlığından yargılanıp hüküm giymişliği mi söz konusu? Evet, ben öyle bir şey hatırlıyorum. Evet. Değil mi? Evet. Yani inek hırsızı Osman Sarıgün dememizin hukuki bir mesnedi var değil mi? Sabıkasıdır. Yani Rütük daha sonra bize bu yönden, bu açıdan herhangi bir girişimde bulunmaz. Yok, Rütük şu aralar sadece Ensar ve Türgev hakkındaki haberlerimizle ilgileniyor. Henüz Osman'a vakit ayırmış değil. Evet. Ona da geleceğiz kalan süre içinde. Şimdi tabii yani İmamoğlu hakkında söyleyeceklerin, İmamoğlu'nun yarınki duruşması yani, hakkında... Yani tabii yarınki dava kritik bir dava, bitireceğim kritik bir dava. Çünkü çok belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında son bir yıl kala Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen en kuvvetli isimlerden biri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na size diyoruz. Bu isim Erdoğan'ı 2 kez İstanbul'da yendi. Dolayısıyla kendisi zaten uzun zamandır çeşitli soruşturmalar, çeşitli engellemelerle karşı karşıya. AK Parti uygun zemini yakalasa zaten kayyum atamayı da düşünüyor. Evet. Bu yolla da, bu dava yoluyla da siyasi yasak getirilebilir mi? Neden olmasın? AK Parti bu yolda deneyebilir. Ben o nedenle yarınki davayı dikkatle izlemek gerektiğini düşünüyorum. Ben açıkçası yarınki İmamoğlu davası ışığında ve Halk TV'ye verilen cezaların da daha önce konuştuğumuz Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya verilen komik cezalar, Kaftancıoğlu'nun başına gelenler, bütün bunlara baktığımızda ben şöyle bir sonuca varıyorum. İktidarını sandıkta koruyamayacağı gibi bir olumsuz beklentisi var. Dolayısıyla sandıktan çıkabilecek olan muhalefet adayları yahut da bu adayların sandıktan
çıkmasına imkan verecek örgütsel dinamizmi ateşleyen önemli siyaset figürlerine siyaseti yasaklayarak sandıktaki durumu eşitleyebileceğini sanma gafleti içinde bu iktidar. Ama yani en azından şu ana kadar yaşadıklarını bir muhasebesini de yapmaktan aciz durumda. İktidar adeta burada muhalefetin seçmenini HDP seçmeni imişçesine, HDP seçmeninin sahip olduğu reflekslerin benzerlerine sahip olmasını sağlayacak bu gidişle, öyle görünüyor. Çünkü muhalefetin seçmeni sevdiği adayların birer birer yargı yoluyla, yargı kararları yoluyla siyasetten tasfiye edilmeleri, hapse girmelerini öyle kolay kolay içine sindirmez. Bu doğrudan aslında sandığa müdahaledir. Bu seçim sonuçlarını tanımamak, seçimlere hile karıştırmak vesaire gibi seçim günü ve seçimden sonra yapılan şeyler değil. Bu seçimden önce sandığa müdahale etmektir. Ve muhalefetin seçmeni bu durumu görüyor, görecektir. HDP seçmeninin geçirmiş olduğu tecrübelerin bir benzerini yaşıyor şu an muhalefet seçmeni. Güneş balçıkla sıvanmaz. Yani bunun böyle olmadığını eğer HDP ile yaşadıkları tecrübeden görmedilerse şimdi bir kez daha büyük ölçekte, çok daha geniş bir coğrafyada yaşayarak görecek iktidar. Yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun reddedilemeyen somut gerçekleri aktardığı o konuşmasını yayınladık diye bu kanala, Halk TV'ye verdiği ceza hakeza, o da öyle. Yani bu neticede yalandır diyemiyor kimse. Yani olan olmuş bir kere, belgelerle sabit olan bir konu. Burada doğrudan bir sansür zihniyeti var ve yani muhalefetin sesini kısmak, muhalefetin sesini kısamıyorsa muhalefetin sesini duyuran mecraları önlemek. Bütün bunlar niye yapılıyor? Bütün bunlar, bir şey daha var. Bir Sadatçı'nın biz sandıkta kaybetmeyeceğiz diye alenen tehdit etmesi. Tüm milli iradeyi tehdit etmesi var. Bir de o var. Her şey kullanılıyor. Konser yasakları, ondan sonra işte bu yasaklarda rol oynayan mülki amirler, dernekler, şunlar bunlar. Oradan tutun işte siyaset yasakları, İmamoğlu'na yönelik bu siyaset yasağı tehdidi vesaire. Bütün bunlar aslında muhalefetin seçmenine şu mesajı vermeye yönelik bir psikolojik operasyon. Bana göre öyle. Bu psikolojik operasyon muhalefetin son aylarda elde etmiş olduğu, özellikle de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da şahsi gayretleriyle elde etmiş olduğu psikolojik üstünlük var ya, politik ve ahlaki üstünlük var. Bu üstünlüğü muhalefetin seçmeninden ve muhalefet liderliğinden, altılı masadan almak ve ne olursa olsun iktidarın gerçekten de sandıkta iktidarı bırakmayacağı, ne yapılırsa yapılsın iktidarın bir yolunu bulup mutlaka iktidarını sürdüreceği iddiasının kabullenilmesi. Bunun bir yenilgi psikolojisi olarak muhalefet seçmeni tarafından içselleştirilmesi amaçlanıyor. Belki bazıları da işte Haziran'daki seçimde sandık yerine nasıl olsa iktidarını bırakmayacak, biz en iyisi tatile gidelim falan diye düşüneceklerdir. Ama ben yanıldıklarını ve bu operasyonlarının da sonucunun çok çok aleyhlerinde olacağı, tam tersine muhalefet seçmenini burada bilediklerini düşünüyorum. İsmail, ben sana bırakmak istiyorum. Birkaç cümle ekleyebilirsen, son bir dakikamız olduğunu söyledi bana yönetmen arkadaşımız. Kadri abi, hatırlarsan biz Erzurum'daki 7 çocuğun tecavüze uğraması, toplamda 15 çocuğun işkence görmesine ilişkin haberlerimiz nedeniyle Halk TV, Tele1 ve KRT televizyonları olarak sadece Diyanet'in bir şikayetinden hareketle para cezası almıştık. Şimdi yine aynı mekanizma devreye girdi. Bu kez Kılıçdaroğlu'nun videosunu bizim de yayınlamamız nedeniyle
Halk TV, KRT Tele1'e ek olarak Flash TV'ye yine Ensar ve Türkiye'nin şikayeti üzerine. Üstelik sözde iki ayrı dernek tek bir dilekçe yazarak, yani aynı dilekçeyi beraber yazdığı dilekçeyi sunarak şikayet ettiler ve Rütük Şak diye yine aynı mekanizmayı devreye sokarak bize ceza verdi. Ya bir an için düşünelim. Kılıçdaroğlu video yayınlamasaydı da bugün olduğu gibi mecliste grup toplantısında konuşsaydı, meclis genel kurulu konuşsaydı acaba Rütük TBMM TV'ye mi para cezası verecekti? Evet. Çok açık ki burada İsmail son sözler kapatıyoruz. Muhalefetin konuşamaz, yazamaz, çizemez hale getirilmesidir. Bunun ön adımlarıdır. Çok teşekkürler İsmail. Önümüzdeki Perşembe günü sen ve ben stüdyoda bir arada olacağız. Şimdi programı kapatıyorum.